Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Görkem. Bugün sizlerle birlikte oyunun en kolaydan en zor mekaniklerine kadar her şeyine değindiğim bir video ile beraber karşınızdayım. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Normalde kendisi videosu atacaktım. Fakat yaşanan aksaklıklardan dolayı kendisi videosunu biraz ertelemek zorunda kaldım. Onun yerine bu videoyu paylaşıyor olacağım. Çok fazla uzatmak istemiyorum dediğim gibi. Hemen videoya geçelim. Oyunda 3 adet saldırı tekniği bulunuyor. Bunlardan ilk ile hafif saldırılar. İkincisi saha ağır saldırılar. Üçüncüsü alan saldırıları. Alan saldırıları. Hafif ve ağır saldırı tuşlarını aynı anda bastığınız takdirde alan saldırısı gerçekleştirir. Bu saldırı tipleriyle beraber karakterinizin yetenek setine göre hareketleri uyumun içerisinde komboladığınız zaman rakibinize tek hatalar çıkartıp onu yenme şansına sahip olacaksınız. Genel anlamda saldırı teknikleri bu kadar. Savunma tekniklerine geçebiliriz. Bu üç saldırı tipi dışında savunma tiplerine gelecek olursak oyunda 4 farklı savunma tipi bulunur. Bunlardan ilki rakibin saldırılarına karşı bloke atmak. İkincisi rakibin saldırılarından kaçınmak. Üçüncüsü rakibin saldırılarına peri atmak. Ve sonuncusu rakibin saldırılarına karşı deflect atmak. Eğer mouse'unuzu rakibinizin saldırı yaptığı yönde tutarsanız rakibinize bloke atacaksınız. Rakibinizin saldırılarını engelleyeceksiniz. Gördüğünüz gibi ne yönde vuruyorsa masumu o yöne çekiyorum ve rakibimin sağlarını engelliyorum. Bana hasar vurmasını engelliyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde rakibinizin sağlarını bloke atarak size vurmasını engelleyebilirsiniz. Bu ilk savunma yöntemidir. İkinci savunma yöntemi rakibinizin saldırılarından dodge atarak kaçınmaktır. Bu rakibinin size vuracağı sırada kaçınarak rakibin size saldırı atmasını engelleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi rakibim bana saldırı yapacakken atılarak rakibin saldırılarından kaçınıyorum. Bu ikinci kaçınma yöntemidir. Üçüncü savunma yöntemi peri atmaktır. Peri atmak rakibiniz size tam saldırı yapacağı sırada saldırı yaptığı yönden siz de ağır atak tuşuna basarak rakibinize karşı saldırı yapmaktır. Gördüğünüz üzere rakibim bana vururken onun bana vuracağı yönden saldırı çıkartarak ben de onun saldırısını engelliyorum. Bu savunma yöntemi rakibinize birkaç saniyenin sersemletme uyguladığı için aynı zamanda sizin rakibinize fazladan hasar çıkartma şansınızı arttırıyor. Gördüğünüz üzere. Bunun dışında bazı karakterlerde olmak üzere hafif peri dediğimiz bir olay var. Ağır saldırı çıkartmak yerine hafif saldırılarla da peri atabilirsiniz bu karakterlerde. Warden'da hafif peri sadece üst taraftan gelen saldırılarda oluyor. Gördüğünüz gibi bana yukarıdan vurdu. Light peri attım. Tekrardan yapmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi normalde ağır saldırı tuşuyla yapmam gereken periyi hafif saldırı tuşuyla yaptım. Ve ona fazladan hasar çıkartma şansına sahip oldum. Karakterlerde değişmekle beraber her karakterde bulunmayan bir yetenek. Son savunma yöntemimiz ise Deflect'tir. Deflect, rakibin size saldırı yaparken saldırı yaptığı yöne doğru atılarak aynı zamanda ağır veya hafif saldırı tuşuna basıp rakibinize karşı saldırı yapma yeteneğidir. Bu yetenek her karakterde farklı tuşla çalışıyor. Bazı karakterlerde Deflect'i ağır saldırı tuşuyla beraber yaparken bazı karakterlerde hafif saldırı tuşuyla deflect yapılıyor. Bu karakterin kendi skill setine bağlı bir şey. Şimdi deflect nasıl yapılıyor onu göstermek istiyorum. İşte gördüğünüz gibi deflect çok milimlik bir hareket. Yapması zordur fakat yaptığı zaman gerçekten rakibinize yüksek hasarlar çıkartan bir yetenek. Ve son saniyelerde round'u kazandırabilecek bir hareket. Deflect de gördüğünüz gibi rakibimin saldırı yapmaya çalıştığı yönden atılma yaparak aynı zamanda ağır saldırı tuşuna basarak rakibime karşı saldırı yapıyorum. Son olarak da oyunda en çok kullanacağınız ve işinize en çok yarayacak iki mekanik. Bunlardan bir tanesi saldırı iptali, diğeri de Guard Break. Guard Break rakibinizin savunmasını kırmaktır. Bilgisayarda oynayan oyuncular için mouse'un orta tuşuna bastığınız zaman rakibinizin savunmasını kırarsınız. Ama rakibiniz aynı şekilde guard back tuşuna basarsa sizi geri iter. Botun yaptığı gibi.
Veya rakip size yaptığı zaman guard break, siz tekrardan tuşa basarsanız guard break hareketini iptal edersiniz. Rakibinizi geri itersiniz. Peki rakibin guard break'ini nasıl kırabilirim? Rakibi nasıl gafil avlayabilirim? Yani beni geri itmesini nasıl engelleyebilirim? Burada da devreye saldırı iptali giriyor. Saldırı iptali, gördüğünüz üzere ağır saldırı yaparken E tuşuna basıyorum bilgisayarda ve saldırımı iptal ediyorum. Bu noktada siz saldırı yaparken rakibiniz peri yapmak için atağa kalkacak. Fakat siz saldırınızı iptal edip guard break yaptığınız takdirde rakibinizi gafil avlamış olacaksınız ve ona fazladan bir saldırı çıkartma şansına sahip olacaksınız. Bir rakibin savunması düşmüş ve sersemlemiş durumda olacak. Tekrardan göstermek istediğim şekilde örneklendirmek istiyorum. Saldırı yaparken iptal ettim. Guard break attım. Bakın rakibim beni geri itemedi. Ben o fazladan saldırı çıkarttım. Son olarak da guard break ve saldırı iptal hareketlerini göstermiş oldum. Videonun bu kesimden sonrası benim farklı karakterlerle farklı karakterlere karşı iyi oynadığım kesitleri paylaştığım edit olacak. Abone olmayı, yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler dilerim. Turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo, I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle a couple models. Staccato, who fucking brought up the bottle? Some gone ham, this ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm Artemis, ayy. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Night 2-4 hours up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light, make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on a double up, triple dub. Came from the basement, we only going up. They loving us up in the booth, I'm getting dizzy, but they the cup is up. Toast to my people that's on the come up, and you live with us. Ain't all about the trick of bus. Looking at my watch, a spirit bomb, both hands is going up. We going coast to coast with us. See the flows is flowing, overflowing. Yeah, the cup it run it over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm the plug, right? Boston got a feeling that it's gonna be a long night.